Şimdi şunu söyleyeyim, bu tarafa geçeceğim. Artırdım, ben bunları sonuç olarak söylüyorum, çözümlerini de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu, biraz sonra vakit kalırsa kalmazsa ikinci şeyde konuşma sıramda geleceğim. Türkiye'nin kurtuluşu tasarruf ve üretimdedir. Bak, tasarruf geldim hemen. Sözcü Gazetesi'nin 27 Eylül 2022 tarihli gazetesini aldım getirdim. Benim öyle arşivlerim vardır. Tasarruf komedisi demiş. Ya kamuda tasarrufu unutan, devleti idare eden, hükümette bulunanların bu ülke insanına verdiği, hani isim cisim cevap hakkı doğmasın diye söylüyorum. Kışın kombi derecesini indir, yazın klima derecesini yükselt, kısa mesafelerde yürümeyi tercih et, bisiklet kullan, yoğun trafikte aracını bekleme halindeyken kontağı çok güzel bu akılları verirken sen kamuda tasarruf, o araç saltanatında ne yapıyorsun kardeşim? Hangi adımları atıyorsun? Biz tasarruf derken bunu zaten kıt kanaat geçinen vatandaşa mı söylüyoruz? Biz kur korumalıdan ondan bundan stopaj vergi al derken %95'i unut da %5'i koru mu diyoruz? Böyle bir şey mi diyoruz? Ağzımızdan böyle bir kelam mı çıkıyor? Tasarruf dediğimiz zaman ne olarak anlaşılıyor acaba? Hazreti Ömer'i kendine örnek aldığında bunu sadece sözle alıyorsun ama icraatta ne yapıyorsun? Devletin itibarından taviz verilmek diyerek işin içinden çıkabilir misin? Sen tok açın halinden nasıl anlayacak? Aç kaldığında anlar. Yoksa tok olduğunda açın halinden anlamazsın. Belki biraz hissedersin ama ötesi değil. Devam ediyorum. Artırdığın vergiler dolaylı vergiler. Kazanç takibi yok. Orada kaybettiğini düşünen vatandaş ve esnaf diğer taraftan kazanmaya çalışıyor. Bu ülkede KDV'yi tekrar söylüyorum, buradan da ilan ediyorum. %5'le tutacaksın, azami %10'a sabitleyeceksin. Bu ülkede kurumlar vergisi, gelir vergisi ne olursa olsun cezalarda ağırlaştırılmak suretiyle %25'le sabitlemek durumundasın. Bu ülkede bazı adımları gerçekten atmak durumundasın. Atabiliyor musun? Sen bu havalimanında kağıt bardakta çay 68 lira. Olur. Ben başka bir şey söyleyeyim, şuraya geçip bitireceğim. Şimdi hocam demiş, birisi yazmış bana. En büyük paramız 200 Türk lirası, ancak saç sakal tıraşı oluyoruz veya araç yıkatıyoruz. 500 ve 1000 liralıklar artık gerekli oluyor, banknotlar. 500 liralık, 1000 liralık banknotların ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bu aşırı değer kaybından kaynaklanan hayat pahalılığı ve sen 200 lira, yani Türk lirasının en büyük para birimiyle bir parça, mesela bir kilo eti kıymayı alamaz hale geliyorsun. Şimdi bunu hakikaten oturup bir düşünmek, biz bu hale nasıl geldik de nasıl toparlayacağızı bulmak lazım. Sayın Bakan Şimşek'in ben bir açıklamasını buldum. İşte 3 yatırımı sıraladı, rahat olun mesajları verdi. Ve 5 yıllık kredi risk primlerinin artık düştüğü, rahat olun dediğini görüyoruz. Kredi risk primlerinin düşmesinden insanlar niye mutlu olur? Çünkü daha ucuza, az faizle borç bulacaksın. Bundan mutlu olmazsın normalde ama kredi risk primlerinin oranı düştüğü müddetçe sen daha düşük faizde o ihtiyacın olan parayı buluyorsun, buna mutlu oluyorsun. Başka bir şey değil. Kendi paranla dönemediğin için başkasının parasına ihtiyacın olduğundan o parayı daha ucuz bulabiliyorsun. Sayın Şimşek'in esasında orada söylediği bu. Şimdi esas ben şuradan birkaç cümle söyleyeceğim. Mesela Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Kimsenin dikkatini çekti mi? Bak, gelenlerden tabii birisi... Çekti, haber yaptık hocam. Yani en azından bu program için söylüyorum. İlk defa konuşuyoruz. Cevdet Akçay. Tabii. Cevdet Akçay'a baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı bir iktisatçı. Adam Smith ekonominden geliyor, piyasacı. Faizin artırılmasından yana gözüküyor. Sayın Nebati'yi seçim öncesi en sert şekilde eleştiren kişilerden tabii birisi. İktidarın eleştirisi var. Ama Gaye Hanım'ın alternatifini de getiriyorsun oraya. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Kara. Kim? 2017'den bu tarafa Sayın Erdoğan'ın ekonomi danışmanı. Yani ekonomide geldiğimiz yer belli. Şu anda dolar olmuş 27 lira. Ama siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki kardeşim, yarın bir gün bir sıkıntı olduğunda o gider bu gelir. Onu da koyuyorsun oraya. Şimdi acaba Hatice Karahan ile Sayın Karahan ile Sayın Akçay veyahut da Gaye Hanım aynı mı düşünüyor?
aynı kulvarlarda mı gidiyorlar? Aynı zihniyetle mi hareket ediyorlar? 2017 yılından bu tarafa danışmanı ise, ekonomi danışmanı ise, bu kararların alınmasının altında imzası varsa, desteği varsa nasıl olacak bu iş? Yani şöyle oluyor. Şimdi bir yanda piyasa dinamiklerine göre mali ve para politikası uygulaması yapılması gerektiğini, faizlerin arttırılmasını, yapısal reformlar yapılmasını isteyen bir kanaat var. Diğer yanda faizleri düşük tutup piyasanın canlı kalmasını isteyen bir grup var. Ne yapacağız şimdi? Ortaya karışık mı olacak? Nasıl olacak şimdi bu? Ben söylüyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını alalım hele. Bir tarafta Cevdet Akçay ama diğer tarafta Hatice Karahan var. Etkisiz mi kalacak orada? İstiyorsa hakkı olmayacak mı? Denge politikası mı şey yapacaklar? Bunun ortasını nasıl bulacaklar? Söylüyorum, şuraya geliyorum şimdi. Siz beni kesin.